Evet, herkese merhabalar. Tarot'un Kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönül dostlarım. Bugün yine günlük tarot okumamızda sizler için yasak ilişkiler, karma ilişkiler ya da üçlü ilişkilerde önümüzdeki günlerde neler yaşanacak, onlara hep birlikte bir bakalım istiyorum. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz? Birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı tabii ki siz canım gönül dostlarıma niyet alarak şöyle bir karıştırıyorum ve hemen şöyle bir kesiyorum. Bugün bu açılımda şöyle bir değişiklik yapmak istiyorum. Şimdi şöyle Efsunlu Tarot destemizden kendiniz adına, aklınızdaki kişi adına ve üçüncü kişi adına bir kart seçmek istiyorum. Hemen niyetimi alıyorum. Öncelikle şurada bir kolektif enerjim. Yani burada siz varsınız. Burada aklınızdaki kişi var. Burada da üçüncü kişi var. Tamam. Şimdi şöyle bir kartlarıma iyice bir odaklanın. Bakın bu sizsiniz. Bu aklınızdaki kişi. Bu da üçüncü kişi. Tamam. Şöyle bir odaklanın. Enerjinizi verin. Şimdi burada tamamen tabii ki yasak ilişkiler ve üçlü ilişkiler olduğu için tabii ki üçüncü kişi olduğunu bilenler niyet alacak ya da üçlü ilişki içinde olanlar niyetini alacak, tamam mı? Anlaştık mı? Yani ben aşk hayatımda ya da ilişkimde üçüncü kişi var mı yok mu ben de merak ediyordum diyenlere göre değil. Onlar için farklı açılım yapıyorum. Şu an burada tamamen karma, yasak ve üçlü ilişkilere ait bir açılım. Ona göre izleyin lütfen. Tabii ki bu açılımların bütüne, kolektife ve genele hizmet eden açılımlar olduğunu lütfen unutmayın. Siz size ait olan kısımları lütfen sevgiyle alıp kabul edin. Eğer ki daha bireysel, daha özel bilgi istiyorum diyorsanız da zaten videolarımın alt bandında numaralarım mevcut da var. WhatsApp iletişim hattım. Oradan bana yazarak ulaşabilirsiniz. Tabii ki kanalıma abone olarak beğeniler bırakan, yorumlar yapan, tabii ki süper teşekkürlerle de kanalıma destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi kartlarıma odaklandınız. Burada siz varsınız. Bakın burada siz varsınız. Burada aklınızdaki kişi, burada da üçüncü kişi, tamam mı? Sizin ilişkinizdeki üçüncü kişi. Bakın siz üçüncü kişi de olsanız burayı tutmuyorsunuz. Buradasınız. Siz asıl karaktersiniz. Şu an benim karşımda izleyen kimse ana karakter. Anlaştık mı? Burada da aklındaki kişi, burada da üçüncü olarak gördüğün kişi, yani aklındaki kişiyle bağlantılı olan kişi. Tamam, anlaştık. Hadi bakalım. Şimdi şöyle bir önce bir sonra açacağım. Karar veremedim. Hemen sizinle ilgili kartlarımı seçmek istiyorum. Bakalım. Önce sizinle ilgili kartlara niyet aldım. Şöyle. Ve üçüncü kişiyle ilgili kartlara niyet alıyorum. Üçüncü kişiyle ilgili bakalım neler olacak. Önümüzdeki günler neler yaşanacak. Bir bakalım. Ve tabii ki aklınızdaki kişiye niyet alıyorum şu anda. Bakalım. Aklınızdaki kişiyle neler olacak. Şimdi kartlarınızı seçtim canım gönül dostlarım şu şekilde. Şimdi öncelikle sizi bir açalım. Bakalım sizde durumlar nedir? Alın buyurun, yıkılan kuleyle geldiniz.
Şimdi burada ilk gelen mesaj üçlü ve karma ilişkilerde benim kolektif enerjime diyor ki evet geçtiğimiz 10 zaman ki bende yıkılan kule 10 zamandır zaten benim ana kartlarımda biliyorsunuz. O yüzden de rahatlıkla onun zaman dilimini de vermek istedim. Bugünden itibaren geçtiğimiz 10 saat içi, 10 gün içi, 10 hafta, 10 ay, 10. ay ya da yine 10'u, 20'si, 30'u olabilir. 10'lu bir zaman dilimi içerisinde ki bakın burada da zaten ellerde bir 10 rakamını zaten görüyorsunuz. Yani şunu görmeyin. Bazen bakıyorlar ona hayır eller neyse. Resim neyse odur ifadede. Tarot destelerinde bunu sakın unutmayın. Tarot okuyucusu, canım gönül, dostlarım, meslektaşlarım. Evet. Şimdi bakın, onlu bir zaman dilimi öncesinde bir yıkıma uğramışsınız. Aklınızdaki kişiyle bağlantılı. Bir olumsuzluk yaşıyorsunuz. Evet, üçüncü kişinin varlığını belki o zaman da öğrenmiş olabilirsiniz. Ya da o zamandan beri aranızda sıkıntılar, yıkıntılar ve sorunlar var diyor kartlarım. Yine aynı zamanda diyor ki, şu anda belki bir yıkım yaşadın ama diyor ki bak konfor alanından çıkmadın ve görmezden geldiğin bazı şeyler bak o yasak ilişki ya da üçüncü kişi seni dibe doğru çekiyor diyor. Bak bir yıkımın içindesin diyor kolektif enerjim. Bak bu kart sana geldi ha ona göre. Şimdi bak aklındaki onu sonra çekeceğim açacağım. Dur bakalım üçüncü kişine. Aa buyur üçüncü kişi şaşırdık mı? Şaşırmadık. Şimdi üçüncü kişi diyor ki ben diyor sana maddi manevi destek veriyorum ya da maddi manevi senden destek alıyorum. Yani seni bir şekilde maddi manevi sömürüyorum ya da sana maddi manevi destek oluyorum diyor. Bak yine orada olaya göre alın kendinize göre alın. Çünkü burada diyor ki ben şu an çok sabırlı davranıyorum. Üçüncü kişi olduğumu bile bekliyorum. Elbet. Beklentimin sonunda da istediklerimi alacağım. Maddi ve manevi her türlü ben senin peşindeyim bırakmam diyor. Bakalım aklınızdaki kişidir. Abo, bak al aklındaki kişi. Hadi buyur bakalım. Şimdi aklındaki kişi diyor ki ben ne yolumu görüyorum ne önümü görüyorum ne yapacağımı bilemiyorum diyor. Büyülenmiş gibiyim diyor bak büyülenmiş gibi. Bazı engeller var önümde ne senden vazgeçiyorum ne senden vazgeçiyorum. Ne yardan vazgeçiyorum ne serden vazgeçiyorum ne yapacağımı bilemiyorum diyor. Enerjimi ne yöne kullanacağımı dahi bilemiyorum diyor bak. Gerçekten ikilemlerde kalmış. Gerçekten yolunu, yönünü ne yapacağını bilemiyor. Ve burada aslında her iki taraf içinde bir şeyler zannettiği gibi değil. Aslında burada var ya enteresan olan aklınızdaki kişi. Yani ne sizinle ilgili bir şeyler zannettiği gibi ne de üçüncü kişiyle ilgili bir şeyler zannettiği gibi. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi göreceğiz neymiş. Şimdi öncelikle tabii ki size bakıyorum. Bakalım sizinle ilgili gelen mesajlar neymiş. Hemen bir bakalım. Şimdi canım gönül dostum bak. O kadar çok kavgalar yaşamışsın ki. Üçüncü kişiyle bağlantılı. Aklındaki kişiyle bak. Yalvardım. Senden bir şeyler istedim. Diledim. Yapma dedim. Etme dedim. Gitme dedim. Öyle dedim. Böyle dedim. Bak. Hatta ve hatta bunlar yetmiyormuş gibi etrafımda gerçekten bu konuyla ilgili insanlardan akıl fikir aldım, yol öğrenmeye çalıştım, ne yapacağım bilmiyorum. Bir sürü tartışmalar yaşadık, kavgalar yaşadık ama benim takıntılı ve saplantılı bir şekilde seninle, aklımdaki kişiyle bir ilişki halindeyim. Sana karşı takıntım var. Sana karşı saplantım var. Ama bak en son ikili zaman. Bakın gene sizin bildiğiniz bir zaman ve geçtiğimiz ikili zaman içerisinde aklınızdaki kişiyle üçüncü kişi bağlantılı. Sizi üzen, sinirlendiren, strese sokan, gerginleştiren yazışmalar, konuşmalar, tartışmalar ne varsa yaşamışsınız.
Burada bir de enteresan bir şey daha gördüm. Bakın canım gönül dostum, canım gönüldaşım, benim canım takipçim. Bak sende bir de dost görünen düşmanlar var. Bak sen üçüncü kişiyle uğraşıyorsun ayrı. Bir de aklındaki kişiyle bağlantılı sana dost görünen, senin yanında görünen ama olmayan düşmanların da var. Ah ah, bir de onlarla uğraşıyorsun sen, haberin yok. Bak onlar da arkandan iş çeviriyor senin. Sen habire kafayı takmışsın aklındaki kişiye, ondan öyle körü körüne gidiyor. Ama hem üçüncü kişi bir yandan, hem de o senin etrafında dost görünen düşmanlar bir yandan senin arkandan envai çeşit iş çeviriyor, kuyu kazıyor, haberin yok canım gönül dostum. Bak dikkat et, gözlerini aç. Aç gözlerini. Bak, tedbirli ve dikkatli davran diyor zaten sana kartlar. Özellikle tedbirli, dikkatli davran diyor. Ona göre benden söylemesi önümüzdeki günler ve yine diyorum ki aklındaki kişiyle bağlantılı tartışmalara ve münakaşalara girebilirsin ama zaten zamanında girmişsin. Yine girebilirsin ama yine buradan kartlarımdan gelen mesaj diyor ki önümüzdeki günler için, bakın bu önümüzdeki günler yaşayacaklarınıza dair mesajlar ya, size gelen bir uyarı. Yazışmalarına, konuşmalarına, tavırlarına, davranışlarına ve etrafındaki insanlara dikkat et diyor. Bu mesaj sana gönül dostum. Şimdi gelelim bakalım şu üçüncü kişinin, bak nasıl mücadele veriyor. Bir savaş halindeki, öyle böyle değil ama. Al buyur, yetersiz bakiye. Bak oyun. Aa, pes diyorum. Ay pes diyorum, başka da bir şey diyemiyorum. Ah ah ah, çok güzel haberler. Şimdi bak canım gönül dostum. Şimdi gelelim şu üçüncü kişiye bak. Çok mücadele etmiş, çok savaş vermiş. Öyle böyle değil, hala da mücadele veriyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Evet, benim canım gönüldaşım. Beni şu an izleyen takipçim, abonem. Bak şu an o üçüncü kişi var ya, şimdi sen ana karaktersin. Üçüncü kişi var ya, aklındaki kişiden ziyade sana takıntılı. İster inan, ister inanma. Benden sana söylemesi. Bak seninle onun mücadelesi. Sana takmış kafayı o. Yani öyle bir hırs yapmış, öyle bir hırs yapmış ki ben senin elindekini alacağım ya da ben senin işte o hayatındaki adam benim, o senin hayatındaki kadın benim. Yani o şeyde, mantalitede. Yani o size takmış daha ziyade. Bak arkandan dönen oyunlar. Arkandan dönen oyunlar, bir de öyle bir takıntı yapmış ki bir de senin etrafından birilerini de kendine çekmiş. Eğer böyle bir durumunuz varsa tabii, bak gene kendine göre al buradan. Ha yoksa da hiç kale alma bu kısmı, ama eğer varsa da yandı gülüm keten elba, ona göre bak. Dikkat et. Şimdi burada düşüncelerde değişkenlik var. Şimdi bazı şeyler olacak. Bak burada karar vermek var. Bak, karar vermek mahkemede olabilir aynı zamanda. Devlet kapısında mahkemeyle bağlantılı bir durum. Ya da bir karara gitmek, bir sonuca gitmenin sonunda. Bak savrulup atma var. Hadi bakalım gözünüz aydın. Benden söylemesi, müjdemi istiyorum. Üçüncü kişiler, güle güle diyorum size. Al buyurun, bak savrulup gidiyorsunuz. Savrulup gideceksiniz. Ona göre siz istediğiniz kadar mücadele edin, savaş verin. Zaten sizin buradakiyle işiniz yok ki. Buradakiyle sizin işiniz. Buradakiyle. Burada üçüncü kişinin işi buradakiyle. Hadi bakalım. Şimdi bir şu asıl, şu aklınızdaki kişiye bir gelelim bakalım asıl. Bak ne kadar kötü durumda. Ya işte bak kayıplar. Oh iyi oldu. Oh iyi oldu. Beter olsun. Bak neden beter olsun? Bak kayıplar. Maddi, manevi bir sürü kayıp da bir kere aklınızdaki kişi. İster kızın, ister gücenin, ister darılın bana. Ben doğrunun yanındayım arkadaşlar. Bak böyle bir şey yok. Şimdi burada bir ana karakter var. Sana fedakarlık yapan, vefakarlık yapan. Burada da bir yetersiz bakiye var. Bu yetersiz bakiyeye de sen fedakarlık yapıyorsun. Buradakini bırakıyorsun, buradakine. Bir de maddi, manevi kayıplara ve zarara uğruyorsun. Ama bak ondan sonra da bu tarafa düşünüyorsun. Şimdi burada iki tarafa da
oynayan maalesef biraz da ikiyüzlü, biraz da böyle hani bu iki kişi arasında kaldığı için de biraz da ya da iki ayrı ilişki yaşadığı için de biraz da böyle egosu ya da narsizmi yükselmiş bir karakter var. O yüzden bakın. Şimdi aklınızdaki kişi gerçekten maddi manevi kayıplara uğramış, kendini son derece kötü hissediyor. Üstüne üstlük bir de etrafındaki iki kişi, bir kadın bir erkek. Bunlar işte annesi babası olur, abisi yengesi olur ya ne bileyim abisi ablası olur ya da oğlu kızı olur gibi 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 artık kimlerse. Ama onun yakınında olan birileri gerçekten aslında üçüncü kişiyle olan birlikteliğini özellikle bilenlerden birileri ve asla ve asla onu bu konuda desteklemeyen, asla bu konuda taviz vermeyen kişiler. Ve onlarla da bağlantılı zaten bu üçüncü kişiyle ilgili sıkıntı yaşıyor. Zor durumda kalmış, kendini kötü hissediyor. Bir de bu kayıplara uğramış. Belki işini kaybetti, belki parasını kaybetti, belki işte evini, barkını, ocağını, şusunu, busunu neyse işte. Bak bir sürü zarara da uğramış, maddi anlamda da uğramış, manevi anlamda da uğramış, daha ne olsun. O yüzden dedim beter olsun diye, yani böyle bir şey olabilir mi? O zaman sen de bak ondan sonra ne yapıyorsun? Hop bu tarafa yöneliyorsun. Diyorsun ki ben şu an evet seni yıktım, sana kötü davrandım, sana karşı bak. Fiziksel ve psikolojik şu an sağlık problemleri yaşıyorum. Ama ayrı da olsak, dargın da olsak, kırgın da olsak seni düşünüyorum. Çünkü neden? Tamam bu tarafla sıkıntılar yaşadım. Sen bana iyi geliyorsun. Sen beni şifalandırıyorsun. Hadi şimdi beni affet. Vallahi hayat sizin hayatınız, karar sizin kararınız. Siz buradasınız. Aklınızdaki kişi burada, üçüncü kişi burada. Önümüzdeki günler içinde üçlü ilişkiler, karma ilişkiler ve yasak ilişkilerde gelen mesajlar bunlar. Hadi bakalım herkes için hayırlısı olsun. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.